Hamdolsun Enerji Bakanlığı olarak adımıza yakışır bir projeyle enerjimizi hem yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimiz hem de enerji verimliliği saydığımız bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Bu konudaki hedefimizi Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızda ifade etmiştik. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji de kamuda öncü olacak demiştik. Önce kendimizden başlayarak diğer kurumlara örnek ve rol model olacak işleri hayata geçireceğimizi ifade etmiştik. Bunun ilk adımı olarak kampüsümüz GES projesini ve E-Şarj diye adlandırdığımız istasyonlarını bugün hizmete alıyoruz. TEDAŞ başta olmak üzere projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Güneş enerjisi santralimiz 999 kW kurulu güce sahip. Yani yaklaşık 1 megawattlık bir kurulu güç. Santralimiz 7 binada, bu kampüste yerleşmiş bulunan 7 binada yaklaşık 5029 metrekarelik çatıyı, 2 binada 165 metrekarelik cephe ve şu anda otopark alanında bulunuyoruz. Otoparkların üstündeki 353 metrekarelik otopark üstü olmak üzere toplamda 5547 metrekarelik bir alana kuruldu. Çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2872 adet güneş paneli kullandık. Yemekhane, otopark, biraz önce detaylı olarak Sayın Genel Müdürümüz de saydı. KLMN blokları, kreş, sağlık tesisi, misafirhane, ısı merkezi ve TEİYAŞ binalarını artık güneş enerjisiyle aydınlatacağız. Yerli ve temiz enerji kaynağı ile elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. Yaklaşık 2 hafta önce kabulü yapılarak santralimizi devreye aldık. Bugüne kadar da 118 bin kilowatt saat enerji ürettik. İnşallah kampüsümüzün yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %20'sini buradan karşılayacağız. Şu anda tabii kış mevsimindeyiz. Bulutlu havalardan dolayı bir miktar üretimimiz düşük olacak. Ama baharla birlikte inşallah bu oranı belki de %25'lere kadar çıkartmış olacağız. Bugün bir diğer açılışımız da TEDAŞ binamızın önündeki park alanına yaptığımız e-şarj istasyonlarımız. İnşaat nedeniyle park alanını bir süre kullanıma kapatmıştık. Anlayışınız için bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Açık otoparklarımıza 2 adet 50 kW DC hızlı şarj ve 22 kW AC şarj istasyonu kurduk. Her iki şarj istasyonumuzun kablo çıkışları hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri menşeli hem de Uzak Doğu kaynaklı araçları şarj edebilecek şekilde universal bir şekilde donatıldı. Böylece şarj istasyonumuz dünyada üretilen bütün elektrikli araçların kullanımına uygun hale getirildi. 52 kilowatt saat bataryalı bir araç ki ortalama şu anda işte arkamızdaki araçlarda mertebelerde batarya kapasitesine, depolama kapasitesine sahip bu araçlar 50 kilowatt DC şarj istasyonunda yaklaşık 1,5 saatte, 22 kilowatt AC şarj istasyonunda ise yaklaşık 2,5 saatte dolacak. Daha fazla enerji verimliliği sağlamak için gerekli dönüşüm ve revizyon çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. A, B, C, D, E, F ve R blokta incelemelerimiz tamamladı. A, B, C, D bloktaki asansörlerle birlikte kampüsümüzün artık sıcak su ve ısınma ihtiyacını karşılayan ısı merkezimizde bulunan eski 4 adet verimsiz kazanı da yeni nesil kazanlarla değiştirdik. Böylece enerji verimliliğini kampüsümüzün her noktasına taşıdığımız bir yapıyı da inşa etmiş oluyoruz. Yine bu blokların büyük bir kısmında ofis tavan armatürleri LED panel armatürlerle değiştirildi. Bunlar biliyorsunuz daha verimli armatürler. Yine ABCD blokta tadilat yapılan ofislerde bulunan kalorifer peteklerin de
ahşap kaplamaları ısı transferinin daha verimli olması için söküldü. Tabi bu örnekleri şunun için veriyorum. Maalesef bazen estetik olsun diye bu tip radyatörlerin önü kapatılıyor. Bu da aslında ısının içeriye yayınımını azaltıyor. Ve aynı ısıyı elde edebilmek için daha fazla enerji harcamak zorunda kalıyoruz. Sadece şu örneği vermek istiyorum. Bulunduğunuz ortamda bir derecelik ısı farkının bize maliyeti %7. Yani eğer doğal gazla ısınıyorsanız doğal gazla, kömürle ısınıyorsanız kömürle, elektrikle ısınıyorsanız elektrikte %7 daha fazla fatura ödemek durumunda kalırız. O açıdan evlerimiz dahil ofislerimizde, iş yerlerimizde ısı konforuna muhakkak uyalım. Kampüsümüzün mevcut trafoları ve jeneratörleri de enerji ihtiyacımızı karşılamaktan uzaktı. Sık sık arızalar meydana geliyordu. Onları da yine bu enerji güvenliği ve enerji verimliliği için 2 adet 1400 kW ve 2 adet de 2000 kW amper olmak üüzere jeneratörlerimizi, yine 4 adet 1600 kW amperlik trafo, 1600 kW amperlik bir kilovolt amperlik kuru tip trafonun montajı ve kablo çekim işleri de tamamlandı. Febriyon altında ortak veri merkezi oluşturularak bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızın veri merkezlerini tek bir noktada toplamış olduk. Böylece bilgi güvenliğinin sağlanması adına önemli bir kurumsal uygulamayı da hayata geçirdik. Sözlerime son vermeden önce buradan tüm kamu kurumlarımıza, özel sektörümüze, sanayicilerimize, üniversitelerimize, belediyelerimize, tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlarımıza şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kendi elektriğini kendi üretmek isteyen herkese diyorum ki fırsat kapınızda. Gelin bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine başvurun ve kendi elektriğinizi kendiniz üretmeye başlayın. Bunun için de zaten gerekli bütün şartları oluşturduk. Bu kapsamda şunu da ifade edeyim. Son çıkan kanunla birlikte artık 5 megawattlık üst limit sınırı da kaldırıldı. Tesisinizin kurulu elektrik gücü ne kadarsa o kadar kurulu güçte yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi kurma imkanına kavuşmuş oldunuz. Bu rüzgar olabilir, güneş olabilir veya hidrolik olabilir. Biraz önce de ifade ettim. Zaten yaklaşık 2 yıl kadar önce bu limit biliyorsunuz 1 megawatttı. Bunun limitini 5 megawata Cumhurbaşkanı kararıyla çıkartmıştık. Artık şimdi herkes bu tesisleri kurulu güçlerine kadar kurma imkanına sahip olacaklar. Böylece yatırımlarımıza hızlı, bürokratik süreçlere takılmayan ve vergiden muaf bir statüde kazandırmış olduk. Lisanssız enerji üretimiyle birlikte enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık. Lisanssız elektrik kurulu gücünde bu adımlarla ciddi bir ilerleme sağladık. Güneş enerjisinde lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6184 megawattı geçti. Türkiye genelinde güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim yapan tesis yani santral sayımızda 7370 oldu. Bir kez daha bütün vatandaşlarımıza kendi elektriğini kendin üret çağrısını yapıyoruz. Güneş enerjisiyle birlikte hem siz hem de ülkemiz kazansın istiyoruz. Türkiye'nin güneşi, Türkiye'nin enerjisi olsun istiyoruz. Sözlerime burada son verirken daha konforlu ve daha güvenli bir çalışma ortamı için tüm yenileme çalışmalarını yürüten TEDAŞ Genel Müdürümüze, yöneticilerimize ve emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı, uğurlu olsun. Sayın Bakanımız, araç şarj istasyonlarımızın açılışını gerçekleştireceklerdir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.